Sen benim müşterime nasıl karışırsın ya? Kafana göre nasıl fiyat kırarsın? Hayır efendim, pazarlık yapmam ben. Şıklık yaparım ancak. Sana ne? Benim müşterimle benden başka kimse görüşemez. Evet efendim, öyle. O dükkan benim getirdiğim müşterilerle dönüyor. Bağırırım çünkü sinirliyim. Sizi artık sırtımda taşımaktan bıktım. Yeter, buraya kadar. Bundan sonra herkes kendi yoluna. Benim sana ihtiyacım yok. Sen çok pişman olacaksın. Allah kahretsin. Ne istiyorsun? Konuşmak istiyorum. Merak etmeyin, çok vaktinizi almayacağım. Ne konuşacaksın? İş. Kimsenin özel hayatıyla ilgilenmiyorum. Çok yoruldum. Geçtim artık onları. Leyla'yla da ayrıldım. Kendimden başka bir şey düşünmüyorum artık. Oturabilir miyim? Evet, dinliyorum. Biliyorsunuz, bir sürü tatsızlık yaşadım. Okuduk hep, geçmiş olsun. Son zamanlarda çok yıprandım. İşime de yansıdı haliyle. İstifa ettim. Bundan sonra kendi başıma devam etmek istiyorum. Kendi işimi kuracağım. Anlayacağınız, paraya ihtiyacım var. Dönüp dönüp eski hesapları incelemeye başladım mecburen. Alacaklarımı toplamam lazım. Hatırladığım kadarıyla bizim aramızda alacak verecek yok. Ali Rıza Bey'in evini satarken komisyon istemiyorum demiştim, doğru. Ama o zaman durum çok farklıydı. Şimdi sıkıştım. Kimseye hayır yapacak halde değilim. Bak aslanım. Sen benden haraç mı istiyorsun, komisyon mu? Önce onu söyle açık açık. Ona göre konuşalım. Komisyonu mu? İhtiyacım olmasa yine istemeyecektim. Ama sayende çok ucuza aldınız o evi. Bunu istemeye hakkım olduğunu düşünüyorum. Benim adım Mithat Kara. Bugüne kadar kimsenin bir kuruş hakkını yemedim. Kendi hakkımı da yedirtmedim. Sizi tanıyorum. Hiç kimse benim paramın üstüne yattı diyemez. Hiç kimse sızdırdım enayiden de diyemez. Madem durup durup komisyon almaya karar verdin, alırsın. Ama benden görüp göreceğin bu olur. Söyle şimdi. Kanunen yüzde kaç alıyorsunuz satışlardan? %3. Doğru mudur? Doğru. Teşekkür ederim. Bir daha hesabını kitabını baştan yap. Yanlış adımlar atma. Anladım. Sizi daha fazla meşgul etmeyeyim.
İyi günler. Güle güle.